Evet sevgili seyirciler, şimdi telefon hattımızda Sayın Uluç Özülker var. Sayın Özülker iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Önce Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararla başlamak istiyorum. Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi konusunda ancak Türkiye'den son derece sert açıklamalar var. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere işimiz bitmeden oradan çıkmayacağız dedi Erdoğan. Onun dışında yine hükümetten açıklamalar da geldi. Ne olacak şimdi? Aslında hiçbir şey olmaz efendim. Çünkü Avrupa Parlamentosu'na üye değiliz. Avrupa Birliği'nin de bir demokratik organıdır. Fakat orada alınmış olan kararlar da sadece birer tavsiyeden öteye geçmez. Dolayısıyla mevcut koşullarda zaten Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri tam üyelik statüsü içinde yürüyemediğine göre Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı da diğer bundan evvel aldıklarıyla eşdeğerde, yani herhangi bir işe yaramadan sadece bir tavsiye olarak orada kalır. Yalnız ikinci bir şey daha var. Avrupa Parlamentosu biliyorsunuz sadece Türkiye'ye dönük olarak böyle bir karar almış değil. Geniş anlamda Orta Doğu'da tam manasıyla bir yangın yerine dönüşmüş olduğunu, dolayısıyla o kapsam içinde her bir bölge ve toplum itibariyle neler yapılması gerektiğini düşünen veya o konuda kendi düşüncelerini ortaya koyan bir karar olarak bunu değerlendirmek lazım. Genel anlamda her tarafta insan hakları diyor ve buna benzer bir takım taleplerde bulunuyor. Türkiye için de burada sivillerin ölümü konusu ön plana çıkarılmak suretiyle burada dikkatli olunması ve her halükarda bir ateşkes içine girilmesi talep ve tavsiyesinde bulunuluyor. Ama devletler bazında ve uluslararası planda baktığımız zaman buradaki ilerleyişimizin bir hak ve hukuk kapsamında bizim yönümüzden bir sorun yaratmayacağı da şu ana kadar gayet net bir biçimde ortada. Dolayısıyla esas sorunu burada, esas itibariyle Avrupa Parlamentosu'nun ne dediği şeklinde değil ama daha geniş bir açıdan Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri veya şimdi dört ülkede birleşerek Rusya'ya biliyorsunuz bir cevap verdiler. Evet. Karşılıklı olarak ultimatomlar gidip gelmeye başladı. Ve bizim güneyimizde Batı ile Rusya arasında bir yeni bir ihtilaf, yeni bir bilek güreşine doğru yönelim bulunuyor. Şimdi bu sonuç itibariyle hem Türkiye'nin politikasını zora sokar hem de çok daha dikkatli olunmasını beraberinde getirir. Dolayısıyla ben şahsen mesela İngiltere'nin ve diğer Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne desteğiyle 23 Rus diplomatının İngiltere'den çıkması kararını almış olmasını çok daha fazla önemserim. Bunun karşılığında Putin'in de ciddi ve sert bir önlemle cevap vereceğini ve bu doğrultuda da yeniden acaba soğuk savaşa doğru bir gidiş mi var diye düşünülmeye başlandığını da hatırda tutabiliyorum. Dolayısıyla çok karmakarışık bir durum var. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Dünya yepyeni bir düzen almaya doğru gidiyor. Fakat bu düzen daha oturmuş değil. Ve sonuç itibariyle Türkiye'de bunun bir parçası olarak kendi yönünden ızdırap içinde kendi sorunlarını çözmeye çalışıyor. Yani yakın bir gelecekte bu Avrupa Parlamentosu ile falan onlarla ilgili olarak bize dönüp bir sıkıntı doğmaz. Ama sıkıntılarımız başka tarafta ve İdlib'de başta olmak üzere orada da yeniden patlayacak takım olaylar. Bunları bir bütün halinde düşünmek lazım ve ona göre de diplomasimizi şu ana kadar çok başarıyla götürdüğümüzü söyleyebilirim. İnşallah bundan sonra da diplomasiye ağırlık vererek ve bütün bu barajları da atlatarak yolumuza devam ederiz diye temenni ediyorum. Evet, şimdi ittifaklardan söz ettiniz. Türkiye'nin başı aslında Avrupa'daki birçok ülkeyle zaman zaman sıklıkla başı derde giriyor. Gerilim yaşanıyor. İşte Hollanda, Almanya, İngiltere'nin bugün aldığı vize kararı ile ilgili neler söylersiniz Sayın Özülker? Efendim aslında o bir sürpriz değil şu manada. Biliyorsunuz bu kararın alınmasına da daha doğrusu bu cevabın verilmesine yol açan bizim orada iki vatandaşımız iki yılı aşmayan bir süreden biraz daha erken bir sorunla karşılaştıkları zaman mahkemeye başvurmuşlardır ve mahkeme bu kararı almıştır.
İngiltere zaten Brexit, yani Avrupa Birliği'nden çıkma pozisyonuna geldiği andan itibaren bizim ortaklık anlaşması çerçevesinde var olan hak ve hukukumuz İngiltere yönünden sona ermekteydi. Dolayısıyla aceleci bir mahkeme kararı ile Türkiye için bu kararı vermiş bulunuyorlar. Ama bu sadece Türkiye ile ilgili bir karar değil. Geniş anlamda bakmak lazım. Pek çok ülkeyi kapsayacaktır ve İngiltere de zaten başka bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği hukuku bundan böyle geçerli olamayacağına göre bunun yerine yeni bir vize konusuyla ilgili yeni kararlar yürürlüğe koymak durumundayız dedi. Yine verecekler oturma izinlerini. Yalnız Avrupa Birliği ortaklık kapsamında 5 yıl orada sürekli ikamet eden bir kişiye geri alınamayacak düzeyde bir hak tanıyordu, oturma hakkı tanıyordu. İngiltere bunu 3'er yıla kadar uzatılmış vize hakkına dönüştürme yoluna girdi ve bu şekilde gelişiyor. Dolayısıyla burada da sonuç itibariyle sadece Türkiye ile ilgili değil, Avrupa Birliği'nden çıkışın sonuçlarından biri olarak değerlendirmek daha doğru olur diye bakıyorum. Peki efendim, biz de tüm değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Estağfurullah derim. İyi yayınlar diliyorum.